Galatasaray'da orta saha transferi öncelikli hedef haline geldi. Transfer çalışmalarını detaylı analizler ışığında sürdüren ve bu kez karavana atmayı hiç niyeti olmayan Jimbom, rotayı adaya kırdı. Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da görev yapan Scott McTominay, Galatasaray'a önerildi. Takımıyla 2025 yılına kadar kontratı bulunan İskoç futbolcu, United'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. 28 yaşındaki yıldız menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Kırmızı Şeytanların altyapısında yetişen ve güncel piyasa değeri 32 milyon euro olan Scott McTominay için Sarı Kırmızılılar 15 milyon euroyu gözden çıkarttı. Oyuncunun United'la kontratının son senesine girmesi nedeniyle İngilizler bu teklife yeşil ışık yaktı. Peki siz McTominay hamlesine nasıl bakıyorsunuz? Galatasaray Scott McTominay'i alsın diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'da Rafael Varane bombası. Davinson Sanchez ve Victor Nelson ikilisine toplamda 40-45 milyon euro bandında teklifler gelmesi nedeniyle savunmaya lider stoper arayan Galatasaray, dünya ünlü bir yıldıza yöneldi. Sarı Kırmızılı kulübün ilk hedefi Manchester United'la bu yaz döneminde yollarını ayırması beklenen Rafael Varane. 2021'de 40 milyon euroya Real Madrid'den transfer olduğu İngiliz divinde mutsuz olan Fransız savunmacı sezon içerisinde verdiği birkaç röportajda kulüp yönetimini eleştirmiş ve yeni bir maceraya yelken açacağının sinyallerini vermişti. Galatasaray yönetimi Varane'la temasa geçip söz kesmenin hesapları içinde. Teknik patron Okan Burun'un da çok beğendiği 1.91'lik savunmacıya bonservis bedeli ödemeyecek olan Sarı Kırmızılılar. Böylece Davinson Sanchez ve Nelson'un satışından gelmesi muhtemel 40-45 milyon euroyu da diğer transferler ve sezon içindeki maaş ödemeleri için kullanabilecek. Galatasaray Højbjerg'le anlaştı. Galatasaray aradığı orta sahayı yine Premier Lig'de buldu. Arsenal'den transfer ettiği Torreira ile orta sahadaki dinamizm problemini gideren Sarı Kırmızılılar, şimdi de Pierre-Emile Højbjerg ile prensip anlaşmasına vardı. Tarafların kontrat detayları üzerinde de büyük ölçüde uzlaştığı öğrenildi. Okan Buruk Torreira Højbjerg merkezi ile özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çok daha dirençli bir oyun ortaya koyacaklarına inanıyor. Kariyerine ülkesi Danimarka'da başlayan Højbjerg, Brøndby altyapısında yetişip 2013'te Bayern Münih'in ikinci takımına transfer oldu. Oradan A takıma yükselmeyi başaran İskandinav futbolcu, Augsburg ve Schalke'ye kiralandıktan sonra 2016'da 15 milyon euroya Southampton'a satıldı. Tottenham ise 2020 yazında Danimarkalı orta sahaya 16 milyon euro karşılığında transfer etti. Galatasaray Højbjerg'in bonservisi için 10 milyon euroyu gözden çıkardı. Kerem Aktürkoğlu için Ajax devreye girdi. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da kadro planlamasının anahtarlarından biri de oyuncu satışı. Oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye alan Sarı Kırmızılılar önemli satışlar yaparak büyük bir transfer bütçesi oluşturacak. İngiliz basını Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için yapılan teklifi paylaştı. Habere göre Hollanda devi Ajax Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 12 milyon euro önerdi. Ajax'ın Kerem transferi için ısrarcı olduğu ve teklifi 14 milyon euro seviyesine kadar yükseltebileceği de gelen haberler arasında. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'la 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla İspanyol ve Alman takımları da yakından ilgileniyor. İşte Torreira'nın yeni partneri. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak için orta alanı kaliteli bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray transferde büyük oynuyor. Sarı Kırmızılıların listesinde Nice forması giyen Kefren Turam ilk sırada yer alıyor. Torreira'nın yanına yükünü hafifletecek ve orta sahada fark yaratacak bir oyuncu isteyen Okan Buruk, 23 yaşındaki yıldızı listenin başına yazdı. 1.92'lik orta saha için önümüzdeki günlerde ilk temasların kurulması bekleniyor. Galatasaray'ın peşine düştüğü Turam için kesenin adını açması gerekecek. Nice kulübü bir yıllık sözleşmesi kalması sebebiyle 15-20 milyon euro arasında bir teklif halinde genç oyuncuyu bırakmaya sıcak bakıyor. Piyasası yüksek olan Fransız orta sahanın adı Napoli ve Liverpool gibi devlerle de anılıyor.
Orta saha transferine önemli bütçe ayıran Sarı Kırmızılılar Thuram için bu dev ekiplerle savaş verecek. Dünyaca ünlü eski Fransız yıldız Lilian Thuram'ın oğlu olan Kefren'in güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro. Galatasaray'dan Sofyan Amrabat bombası. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un özellikle merkez orta saha için oyuncu talebinin ardından Gönüve Sofyan Amrabat geldi. Gelecek sezon orta sahada Lucas Torreira'nın yanına çalışkan bir partner arayan Galatasaray rotayı yeniden Sofyan Amrabat'a çevirdi. Manchester United, Fiorentina'dan kiraladığı Amrabat'ın satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verince, kolları sıvayan Çimboğan yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçti. Çimboğan sezon başında çok istediği ancak son anda Manchester United'a kaptırdığı faslı ön libero için yeniden düğmeye bastı. Galatasaray 27 yaşındaki Amrabat'ın transfer teklifine sıcak bakması üzerine Fiorentina ile masaya oturmak için hazırlıklara başladı. Daha önce sarı kırmızılı kulüpte forma giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan Amrabat, Manchester United'da 28 maçta gol veya asist katkısı sağlayamadı. Victor Nelson'a West Ham United kancası. Galatasaray'a Victor Nelson için İngiltere'den yeni bir teklif var. Daha önce Tottenham ve Nottingham Forest tarafından teklifler alan Danimarkalı yıldız stoper için West Ham United'da devreye girdi. Nelson'u İngiltere'nin dışında İspanya ve İtalya'dan da önemli takımlar takip ediyor. Premier Lig temsilcisi West Ham United, 25 yaşındaki yıldız savunmacının bonservisini almak için 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Galatasaray, Victor Nelson'u 2021 yazında Danimarka temsilcisi Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Nelson için Galatasaray'ın beklentisi ise bonuslarla birlikte 20 milyon euro. Galatasaray'a yeni Sasha Boy. Origi'nin ayrılığı sonrası sağ bek bölgesini güçlendirecek olan Aslan aradığı ismi Fransa'da buldu. Galatasaray'da daha önce de gündeme gelen Lorenz Asignon'la yeniden temas kuruldu. Devre arasında Rennes'den Burnley'e kiralanan genç yıldız için Fransız ekibine 8 milyon euro önerilecek. Premier Lig'de 14 maçta forma giyen ve 1 gol 2 asistlik performans sergileyen Asignon'u Okan Buruk özellikle istiyor. Galatasaray Sasha Boy'u devre arasında Bayern Münih'e sattıktan sonra transfer ettiği Sergi Aurier'den gerekli katkıyı alamadı. 2021 yılında Basya'da forma giyerken 300 bin euro piyasa değeri olan Asignon'un şimdiki piyasa değeri ise tam 10 milyon euro.